yapısı ve fonksiyonlarının gelişiminin 3'te 2'lik bölümü 6 yaşından önce tamamlanmaktadır. Kurtköy'de hizmet veren Hayalim Anaokulu, okul öncesi eğitiminin çocuklar, aile ve toplum açısından faydalarının bilincinde bir eğitim kurumu. Hep birlikte izliyoruz. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Pedagoji Bölümü mezunuyum. Okul yıllarından bu yana çocuklarla çalışmayı çok sevdim ve onların keşif dünyalarında yolculuğa çıkarken hem kendimi keşfettim hem de çocukların noktalarını daha ileriye taşıyabilmek için danışmanlık görevimi iyi yapmam gerektiğine karar verdim. Çocukları özellikle kendilerinin güvenlerini geliştirerek desteklediğimizde onların gelişimlerini çok daha rahat sağlayabiliyoruz. Bir üst basamağı daha rahat geçirebiliyoruz. Bu anlamda da tecrübelerimi tamamladıktan sonra ikiz annesi oldum ve İpek ve Sedef için bir okul ararken kendimi iyi yapacağımı inandığım bu işin içinde buldum. Okulumuzun temel felsefesi kendi kendimi yapabilmem için bana yardım et. Burada yatan temel mantık şu: çocuklarımız zaten kendileri yapabilmek için yeterli altyapıya, beceriye sahipler. Biz anneler ya biraz sabırsızız ya biraz telaşlıyız ve zamanımız yok, yetiştirmek zorunda olduğumuz işler var. Bunu göz ardı edip onların kendi başına yapabilecekleri şeyleri biz onlar için yapıyoruz. Ve bu onların özgüvenlerini engelliyor. İyi bir anaokulu öğretmeni her şeyden önce çocuğun gelişimsel düzeylerini çok iyi bilebilmeli. Öğretmenden beklediğim anne olması anne modeli değil ama çok iyi bir öğretmen modeli olabilmesi, düzgün bir diksiyon kullanabilmesi, çocuğun davranışlarını yorumlayabilmesi ve onun kendini gerçekleştirebilmesi için rehberlik yapabilmesi. Bu anlamda zaten Montessori eğitim felsefesinden de sizlere bahsetmek istiyorum. Öğretmenlerimiz çocuklarımıza rehber öğretmen sorumluluğunu üstleniyorlar. Onların kendilerini gerçekleştirebilmesi için önceden planlanmış uygun ortamlar hazırlayıp danışmak istedikleri, takıldıkları konularda da öğretmenlerden yardım alıyorlar. Birebir öğretici modeli değil, öğrenmek istediklerinde bilgiyi sunmaya hazır modeldeler. Çocuklarımızı okula 2 yaşından itibaren oyun grubu olarak başlatmalıyız. Çünkü sosyal paylaşımlar 2 yaş itibariyle başlıyor. Çocuğumuzun durumuna göre, ailemizin durumuna göre bunlar saatlik olabilir, yarım gün olabilir. 3 yaş itibariyle de eğer anne çalışmıyorsa en azından yarım gün muhakkak geliyor olmalı. Çalışan annelerimiz için zaten okulumuz tam gün açık eğitim veriliyor, çocuklar da bunu alıyorlar. Ama 5-6 yaş itibariyle bütün çocukların tam gün eğitimden geçmesi gerekiyor. Çünkü okul öncesi dönemi çocuğun emici zihnin olduğu dönemler. Özellikle 0-3 yaş bilinçsiz, 3-6 yaş bilinçli zihin emici dönem. Bu dönemde çocuklarımıza ne kadar çok görsel bilgi verebilirsek, imkan sunabilirsek o kadar çok beyinlerinde nöron bağlantıları yapıyor ve bu ileride bizim matematik dersini daha az almasını, İngilizce'de daha zorlanmasını sağlayacak temel altyapıyı oluşturuyor. Genel olarak benimsediğim evrensel değerleri hayatıma ve okuluma yaymaya çalışıyorum. Ve bu öyle yayılsın ki üstümde gerçekten emanet dursun istemiyorum.
Bu anlamda eğitimciliğimin ve anneliğimin şekillenmesinde gerçekten çok önemli bir felsefe var, Montessori. Ben Yılmaz Yaşar, 1972 İstanbul doğumluyum. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi'ni bitirdim, İktisat Fakültesi mezunuyum. Uzun yıllar medikal sektörde çalıştım. Medikal sektörde hem yöneticilik yaptım hem de belli eğitim sektöründe destek oldum kurumlara. Daha sonraki yıllarda çocuklarımla birlikte ve eşimin pedagog olmasının da şeyiyle bir okul fikri bize sıcak geldi. Bu yönde girişimde bulunduk ve ayarlamalı okulunu devraldık ve bu okulda hizmetlerimizi vermeye çalışıyoruz. Satranç, yaratıcı drama, müzik, dans dersleri, uzman kişiler tarafından, branş öğretmenleri tarafından veriliyor. İngilizce derslerinde oldukça iddialıyız. Belli bir program dahilinde özel olarak 5-6 yaşa kadar devam eden, 4 yaşından itibaren başlattığımız bir program var. Çalışan anne babalar için okulum zaten sabah 7.30, akşam 7 arasında açık. 9'da kahvaltı programından sonra öz bakım çalışmaları ve her gün mutlaka yarım saatlik bir sabah jimnastik programımız oluyor. Bu program hava şartlarına göre bahçede ya da mevsime göre tabii ki içeride sınıflarımızda ya da özel alanlarımızda uygulanabiliyor. 4 ana sınıfta hizmet veriyoruz. Çocuklarımızı yaş gruplarına göre ayırıyoruz. İşte 2008'liler, 2007'liler şeklinde şu anki yaşta yani 5 yaş, 6 yaş, 4 yaş gibi ayırıyoruz. Sınıflarında ikişer öğretmeni var. Bu anlamda 3 tane üniversite mezunu öğretmenim, 4 tane yardımcı öğretmenim, 1 tane mutfak görevlim, işte güvenliğimiz, işte okul şoförümüz, okul müdüremiz, pedagogumuz. Ben açıkçası yani burada gerçekten dolu bir kadro olarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Her şeyden önce bir ekonomist olarak çok farklı iş alanlarında çalışma imkanımız vardı. Bunu seçerken dünyamıza insanlığa faydalı olabilecek bir sektörü tercih ettim. Bu beni gerçekten işimi daha çok sevmeme, daha rahat bir ortamda çalışmamı sağlıyordu. İşte medikal sektördeki çalışmam da bunun bir sonucu. Ama anaokulunda çocuklarla çalışmak, onlara bir şey katabilmek gerçekten çok özel. Bundan gerçekten büyük keyif alıyorum. Ve her şeyden önce tavsiyem insanların gerçekten yapacağı işte paradan ziyade o işte bir şeyler katabildiğine, bir değer olduğuna inanabilmesi. Bu arkasından zaten başarıyı ve diğer şeyleri de getiriyor. I can prick up my ear and hear so clearly the collapse of ink and the drop in the sink. Mesleği seçiyorlarsa her şeyden önce eğitimsel altyapılarının çok güçlü olması gerekiyor. Çünkü aynı doktorluk gibi uğraştığımız meslek hata affetmiyor. Yaptığımız danışmanlıklarda, olduğumuz modelde iyi olmak zorundayız. Belirli bir konuya odaklanıp, o konu üzerinde çalışmak yerine yelpazelerini geniş tutsunlar ve her alanda alabildikleri her türlü etkinliğe, faaliyete katılsınlar. Altyapıları sağlam olursa, üzerine ileriki yıllarda karşılarına çıkacak faaliyetlerde o kadar taş üstüne taş koyacaklar ve kendilerini geliştirecekler.